Ermeni terör örgütleri 1973 ve 1985 yıllar arasında 40'ın üzerinde diplomatımızı, devlet görevlimizi ve aile bireylerini acımasızca katletti. Başka hiçbir ülke bu kadar kısa süre içinde bu sayıda diplomatını veya görevlisini teröre kurban vermedi. Senaryolarını, projelerini yavaş yavaş geliştirerek bir de tabii bunu artık Papa'nın da son beyanatıyla kesinleştiği gibi bir Hristiyan Müslüman ...meselesi haline getirmişlerdir. Emekli büyükelçiler terör örgütlerinin katlettiği şehit diplomatlarımız için yürüyecek. Bu sefer 100. yıl olması, aynı zamanda Çanakkale serisiyle de büyük törenler yapılmış olması... ...şehitlik kavramını çok ön plana çıkardı. Devlet daireleri içerisinde oran olarak en fazla şehidi vermiş bir kuruluş olduğunu... Anımsatmak istiyoruz. Esas amacımız budur. Eylem 25 Nisan Cumartesi günü saat 14'te Ulus Atatürk Heykeli önünde başlayacak. Emekli büyükelçiler Sıhhiye'deki Atatürk Heykeli'ne kadar yürüyecek. Evet. Saat 14'te Ulus'ta başlayacağız. Oradan yürüyerek elimizde şehitlerimizin resimleri olduğu halde ve karla yürüyerek ee, Sıhhiye'ye e, kadar gideceğiz. Oradaki Atatürk Anıtı önüne kadar gideceğiz. Diplomatlar yürüyüş boyunca slogan atmayacak. Sadece Türk bayrakları ve şehit diplomatların fotoğrafları taşınacak. Tek ricamız bunun gayet vakur bir yürüyüş olmasını istiyoruz. Hiçbir şekilde slogan yok ve e, Türk bayrağından başka da bayrak yok. Yani bunu böyle bir hani e, şey e, bir propaganda aracıyal yani karşı tarafa şey yapacak bir e, imkan vermek istemiyoruz.